Rüya falan görmüyor musun? Görüyorum da benimkiler lüzumsuz şeyler. Öyle mi? Ya gelecekle alakalı göremiyorum. Yani. Göremiyor musun? Daha derecen oraya gelmedim. Yok. Hmm. Geçmiş 4 ayı görebiliyorum. Geçmiş. Allah Allah. Millet amma korkutuyorlar ya. Şimdi Urfa'da ya Malat, Maraş o tarafa. Malat ya mı? Sel vurdu ya. Daha çok Urfa. Daha çok Urfa. Şimdi onu kaydırdılar ya. Tamam biz gördük de yani burada diye orada tahakkuk etti diyemezler yani değil mi? Tabii artık. Gerçi aynı tarihte olmasa da rotar yapmıştır falan değil mi? Şimdi o olmama, o söyledikleri şeyin olmama ihtimalini de göze alarak başka bir argüman daha geliştirmişler. Öyle mi? Tabii. Olmadı. Evet olmadı. Ama bizim dediğimiz çıkmadığı için değil. Biz dua ettik onun için. Ha. Peki bu Maraş depremi için niye dua etmemişler acaba? Veyahut da Urfa'daki sel için niye dua etmemişler acaba? Bu kadar dualar makbuldü de. Kendi ikametgahlarının bulunduğu yer. Yer için ediyorlar herhalde. Adamın birisi videosu var ya Manisa'da. Böyle deprem bulutları buraya geliyordu diyor. Ben dedim ki gidin geriye. Git diyor. Bir daha geliyordu diyor. Biraz sinirlenmiş tabii bu sefer. Gidin buradan uzak bir yere gidin. Manisa'nın dışında çok uzağına gidin. Bingöl'de diyor deprem oldu. Ya değil mi? Allah Allah. Bingöl'lerin suçunu. Allah Allah. Allah Teala hidayet nasip etsin. Etrafında insanlar var yani bir sürü. Ve inanıyorlar. Tabii. Günlük meşhur bir gazetede manşetten verildi. Çok affedersin adam şeyh adı altında yani müritlerine cinsel tacizde bulunuyor. Ve onlar da gayet memnun. Erkek müritlerinden bahsediyorsun. Evet erkek müritlerinden. Kadın da değil yani. Kadın da değil. Allah Teala muhafaza eylesin. Ve şeyde kitaplarda anlatıyor işte ahir zamanda olacak hadiseler, hadis-i şeriflerle bildirilmiş, alametler bildirilmiş. İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri de Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır. Şu anda 1444'teyiz. Dolayısıyla bundan sonra daha kararak gidecek, daha beterler de gelecek. Hatta öyle bir zaman gelecek ki Hüseyin Gülüm Efendi rahmetullahi teala aleyh yani bunlar Hazreti Mehdi'den sonra vuku bulacak diye anlatmışlar şunu nakledeceklerimi. Mesela şehirlerde imanı olan şehirde kalamayacak. Köyde de kalamayacak. Dağlara çekilecekler. İmanlarını koruyabilmek için. Hani Eshab-ı Kehf'i imanı korumak için hicret ettiği gibi. Öyle olacak. Ve yeryüzünde bir tane bile imanı olan bir kimse varsa Allah-u Teala onun hürmetine kıyameti koparmıyor. Ve kıyamet şimdi mesela bu Maraş depreminde falan on sana dinlemesi gün o sel felaketinde falan sanki kıyamet ifadesini kullanıyorlar. Yani dehşetli bir hadise olması bile o kelime kullanılıyor da mesela kıyametin dehşeti anlatılıyor kitaplarda. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dağlar pamuk gibi savrulacak. Çünkü dünya yörüngesinden fırlayıp çıkacak. Hadis-i şerifte buyuruyor ki denizler kaynayıp kuruyacak. Yani güneşe yaklaşacak dünya. Yaklaştıkça da sıcaklık artacak. 100 derece, 500 derece, 1000 derece, 5000 derece. 5000 dereceye zaten ulaştığı zaman yeryüzünde bulunan şu anda bizim kullandığımız madenler hepsi altını, demiri, bakırı, alüminyumu ne varsa taşı, toprağı hepsi eriyecek. Babaannem rahmetli diyordu dünya oğlum dedi dümdüz kalacakmış böyle diye. Denizlerde bir şey kalmayacak yani hayat diye bir şey kalmayacak falan. Öyle anlatıyordu ve öyle olacakmış. Öyle olacakmış. Şu anda diyelim işte Maraş depremi çok büyük bir deprem. Ama hayatta kalanlar için Konya'ya kaçma ihtimali var. Kayseri'ye kaçma ihtimali var. Evet. Ama kıyamette yok. Konya diye bir şey yok. Almanya'ya gideriz. Yok öyle bir şey yok. Amerika'ya gideriz öyle bir şey yok. Dünyadakileri bırak. Öbür gezegenler de çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yıldızlar kayacak.
Yani yok olacak. Bugün buraya gelmeden önce internet haber sitelerinden birisine bakıyordum. Bir tane yıldızın işte yok oluşunu teleskoplarla çekmişler falan. Evet, gördün mü sen onu? Şey kiraz çiçeği gibi diyor, böyle açılıyor. Toz bulutları, gaz bulutları böyle uzaya yok oluyor. Uzaya püskürtüyor. Yok oluşun. Bunlar aynı şekilde. Bunların hepsi yok olacak. Şu anda başını kaldırıp da gece gördüğün o yıldızların hepsi yok olacak. Cenab-ı Hak iki şeyi sonsuz kalacağını bildiriyor. Cennet ve cehennem. Onun dışında bu yeri kökler şeyler hepsi gidecek. Yok edilecek. Onun için de cennetin büyüklüğü, cehennem büyüklüğünü hayal bile edemiyor insan. Hayal bile edemiyor. Mesela bize 150 milyon kilometre uzaklıkta birinci kat semadaki bu güneş. Ve yüzeyini, güneşin yüzeyi 1 milyon adet dünyayı alabilecek şekilde geniş, 1 milyon adet. Ve bu güneş 1 milyon dünyayı yüzeyine alabilecek güneş cehenneme konulduğu zaman futbol topu büyüklüğünde kalacak. Buyuruluyor. Onun için cehennem büyüklüğünü hayal bile edemiyorsun. O patlayan yıldız, patlamak üzere olan yıldız da güneşin kaç katı, 30-40 katı filanmış. Değil mi? Güneş, güneş de o kadar küçük kalıyor. O kadar küçük. Ondan kalıyor. Büyük abileri de var yani. Ve mesela cennetin büyüklüğünü, onu da hayal bile edemiyorsun. Onu da hayal bile edemiyorsun. Şimdi 1999 depreminde Japon bilim adamları falan gelmişler. Bu Gölcük'te falan araştırma yapıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar falan. Adam putperest olduğu halde bir laf etmişti. O zaman gazeteler yazmıştı. Siz diyor ne halt ettiniz de diyor tanrınızı böyle kızdırdınız diyor, tamam mı? Bugün de gelirken birisi naklediyordu. Anlatıyordu bir arkadaşım, birisi anlatıyordu. Bir İngiliz bilim adamı gelmiş oralarda, bu Maraş depremi şey yapıyor falan. Ondan sonra demiş ki ya demiş, ben demiş aynı şekilde yaptığım araştırmalarda 1300'lü 1400'lü tarihlerde falan böyle bir deprem vuku bulabilir. Siz demiş hani ne halt ettiniz, ne şey yaptınız da tanrınızı bu kadar kızdırdınız. O da aynı şeyi söylemiş yani. O da Hristiyan. Veyahut da aynı şekilde deist, ateist bilgiler var. Kendince ifade ediyor. Yani. Kendince ifade ediyor. Yani bir gayrimüslim bunu idrak edebiliyor. Bir gayrimüslim bunu idrak edebiliyor. Mesela o bölgelerde bulunanlardan da aynı şekilde böyle menfi şeyler anlatılıyor. Menfi şeyler. Çünkü kul azmayınca azap olmaz. Hani haşa zulmetmez kuluna hüdası. İnsanın çektiği kendi cezası. Riyad-ı Nasih'in kitabında Muhammed Ali Fahmi Hazretleri çok güzel izah etmiş onu. Bizim anlayacağımız şekilde. Mustafa Bey tabiri caizse, yani bugünkü misalle anlatayım. İki tane düğme var insanoğlunun önünde. İki tane. Allah-u Teala önümüze koymuş bu iki düğmeyi. Tercih sana bırakılmış. Düğmenin birisinde iman, ibadetler, Allah-u Teala'nın emir ve yasakları, Allah-u Teala'nın sevdikleri, Allah-u Teala'nın muhabbeti. Bu düğmeye bastığı zaman bir, dünyada rahat ve huzurlu olursun. İki, ahirette ebedi saadete kavuşursun. Bu düğmeye bastığı zaman seni bu yola götürüyor, cennete ulaştırıyor. Öbür düğme, gadab düğmesi buyuruyor. Bu rahmet düğmesi. Bu da gadab düğmesi. İnkar, Allah-u Teala'ya inkar. Allah-u Teala'ya isyan. Küfür, haramlar, mekruhlar. Gadab düğmesi. Gadabı harekete geçiriyor. Tercih ettim, bastım buraya. Harekete geçiyor. Bu da seni dünyada rezil kepaze ettiği gibi, başına felaketler geldiği gibi seni öyle bir yola sevk ediyor ki o yol, o yolun sonu cehenneme gidiyor. Tercih insana bırakılmış. Çünkü cennette cehennemi de yaratan Cenab-ı Hak ikisini de ben dolduracağım buyuruyor. İkisini dolduracağım. Şimdi bazen mesela diyorsun ki ya şu adamın yaptıklarına bak falan filan. Sonra tövbe ediyorsun. Elinde bir şey gelmiyor. Ama böyle cehennemde belki azabını arttırıyor adam. Şimdi cehennemi dolduracağını vaat etmiştir. Bazen de mesela şeyler, Allah adamlarına bakıyorsun. Hani onlar da alıp içine koyasın geliyor falan. O da kul, bu da kul. Bu şiddet, şiddetli, acımasız, merhamet, insaf, vicdan, böyle bir şey yok.
Öbürsü de karıncayı incitmekten imtina ediyor. Bu da insan, bu da insan. İkisinin de yaptığının karşılığı verilecek. Kesin. İkisinin de yaptığının karşılığı verilecek. Efendim, yaptığım yanıma kar kalır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. İnsanların aldandığı nokta buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Allah-u Teala acele etmez. İnsan aceleci yaratılmış. Hatta Kur'an-ı Kerim'de acula diye geçiyor. Birisi bir şey olduğu zaman işte kafası kopsun, eli kopsun, dediği kırılsın, neyse falan bir şeyler söylüyor falan. Allah'a acele etmez. Sen öyle bir halt edersin ki bir gün bir yerden öyle bir tokat yersin ki nereden geldiğini bile bilemezsin. Nereden geldiğini bile bilemezsin. Halbuki o yaptıkların birikti birikti. Hani meşhurdur, zaman zaman anlatıyoruz ya, saatte bir dedi geçiyor. Adam işte süt su katar, öyle şey yapar falan, gün geliyor bir sel alıp götürüyor. Adam ah vah tüyüt diye bağırıp çağırırken oğlu diyor ki baba diyor kusura bakma diyor. Süte kattığımız sular diyor çoğaldı çoğaldı çoğaldı. İnekleri götürüyor. Sel oldu götürdü. Şimdi orada da yani üzerine alınmasın da hani yıktı geçti gitti falan. Peki Allah Teala haram ettiği fiilleri işliyor mudun, işlemiyor mudun? Oturtan kendi koy. Bu bir, ikincisi. Diyelim ki arazileri aynı şekilde vurdu gitti. Bazen oluyor mesela Antalya, ondan sonra oralarda bir sürü seralar gidiyor falan. Mustafa Bey, acaba uşur diye bir şey duydular mı? Veyahut da duyduysa dönüp aynı şekilde bu nedir diye merak etti mi? Uşurunu verdi mi? Ha, uşurunu verdi mi? Toprak mahsulü zekatını verdi mi? Ondan sonra bir bakıyorsun işte bu sene işte bir şey, bir sinek musallat oldu, meyveler gitti. İyi de arkadaşım ya, sen aynı şekilde uşunu vermezsen, onda birini vermezsen Allah Teala minnacık minnacık bir sinekler gönderir, hepsini alır götürür, değil mi? Hatta neyine güveniyorsun? Şimdi çiçek zamanı değil mi? İstanbul'da bazı ağaçlar var, meyve vermiyor herhalde, yol kenarında görüyoruz. Gelinliklerini giymiş, hepsi çiçek açmışlar böyle. Hepsi çiçek açmışlar. Şimdi diyelim ki meyve ağacı bunlar. Allah Teala yemeği murat etmedi. Çünkü sen uşur vermiyorsun, şey yapmıyorsun falan. Birden aynı çiçek hava değişir. Sıfır noktasına gelir. Bu çiçekler zaten zayıf soğuğa karşı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepsi üşüdü gitti. Dondu. Dondu. Hiçbir şey kalmaz. Ya tabii tarladaki mahsulün de aynı durumla karşı karşıyayız. Sonbaharda işte böyle tarlada kalırdı domates, salatalık falan, böyle yeniden şey yapanlar olurdu falan. Babaannem rahmetli derdi. Oğlum yok artık kırağı düştü dedi, bundan sonra dedi iflah etmez. Hakikaten o kırağı düştü dediği zaman gece şeye çekiyor. Ertesi gün gidip bakıyorsun ki hepsi yapraklarını bırakıvermişiz, bitti yani. Onun dayanacak gücü yok çünkü Cenab-ı Hak onu ilkbaharda neşvi neva buluyor, yazın serpiliyor, büyüyor falan, ona göre yaratmış. Çam ağacını ve bazı ağaçları da soğuğa karşı dirençleri. Çam ağacı enteresan bir ağaç. Bu dirençli bir ağaç. Ya şeye de sıcağa da dayanıyor, soğuğa da dayanıyor. Şeyde mesela hurma da enteresan bir ağaç. Yazan sıcağına dayanamıyor. Biz Medine-i Münevvere'de hurma bahçesine götürmüşlerdi. Baktım hurmalarda her şey Haziran'da. Temmuz'u bekliyoruz. Temmuz'da olur bunlar dedi. Dedim kaç derece sıcak? 50 derece dedi. Mustafa Bey, 50 derece sıcakta Anadolu'daki ağaçlar çok gider ya. Ben bir Almanya'ya gittim. Havadan Frankfurt havalarına inerken baktım. Sol tarafta sararmış. Daha mevsim değil falan. Neyse indim. Oradaki arkadaşlara dedim ya erken sararmış. Sararma değil o dediler ya. Dediler ki bu sene Almanya çok sıcak geçti. 3-5 sene oluyor, pandemiden önceydi. Çok sıcak geçti dedi. Dolayısıyla de o ağaçlar sıcağa dayanacak cinsten değildi. Sıcağı görünce hepsi kurudu dediler. Allah Teala farklı farklı yaramış. Cenab-ı Hak onun için hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Rabbimizin razı olduğu yolda yürümek nasip etsin inşallah. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.